Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Evet Gönlü Güzel arkadaşlarım, Gönlü Güzel takipçilerime. Şöyle güzel gördüğünüz gibi harika benim prensesimi size göstermek istedim. Böyle sulu yapraklı, iri, etli, kalın ve e, çok güzel harika renkleriyle bezenmiş bir e, şey sukulentim diyeyim artık daha doğrusu. Kalanchoe marmorato arkadaşlar. kalan e, Kalanchoe familyasından hem de sukulent e, yerine geçiyor. Gördüğünüz gibi harikada hemen dip kısmında iki tane ben kaya koruğu dikmiştim. Şöyle o da çok güzel oldu. Benim bu sukulentlerim arkadaşlar hediye gelmişti Ama Gördüğünüz gibi çok küçük bir bebekti. Birkaç ay öncesi. Ama gördüğünüz gibi harikada oldu. Ve çiçek açacak arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle biraz yakından olunca biraz poslu gösterdi. Şöyle mi göstereyim? Evet, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi fazla da dokunmak istemiyorum. Çiçeğini merak ediyorum. Ee, gördüğünüz gibi harika da güzel yaprakları, o kadar güzel ki e, sukulent e, türü arkadaşlar hızlı gelişen, çok e, susuzluğa dayanabilen bir bitki. Etli sulu yaprakları olduğu için şöyle gayet de güzel. Dip kısmı da takır takır arkadaşlar o toprağı var ya e, tamamen kuru çoktandır böyle su vermiyorum ben yaklaşık bizim Buralar sıcak Akdeniz iklimi olduğu için mesela kış aylarında ayda bir kere sulama yaparken sukulentlere biz mesela ayda iki kere bilemedin Hadi üç kere de suladığımız oluyor ama geçirgen toprak olduğu için saksızda çok küçük arkadaşlar çok çabuk su ihtiyacı oluyor gördüğünüz gibi yaprakları etli kalın çabuk büyüyen çabuk gelişen bir bitki olduğu için de susuzluğa çok dayanıklı bir bitki arkadaşlar Toprağa geçirgen toprak olması gerekiyor. İnşallah şöyle çiçeğini de açarsa sizinle beraber paylaşacağım. Arka tarafta şöyle teneke kutularda da sukulentlerim var arkadaşlar. Onları da paylaşacağım inşallah size. Ve üretimini, bebek sukulentlerimi onlara da göstereceğim nasip olursa inşallah. Evet bu çok küçüktü, minnacıktı arkadaşlar. Ve arkadaşım sağ olsun göndermiş. Allah razı olsun. Çok tuhuma gitti ve ilk defa görmüştüm. Evet, sukulent bakımına şöyle anlatalım. Sizin nasıl bakıyorsunuz bilmiyorum ama her bayanın, her çiçek sever dostun yani her bayanın derler esiden bizim büyüklerimiz soğan doğraması farklıdır derler ya. Ben kendi bakışımı anlatayım arkadaşlar. Evet, Akdeniz iklimine sahip olduğumuz için ben ayda iki ya da üç kere de suladığım oluyor. Çünkü geçirgen toprak, altında tabağı yok. Olduğu gibi e, suyu süzülüyor. Ve kesinlikle çiçeklerimize su krentlerimize zarar vermiyor. E, çok az sularsak da yapraklarında lekeler olur arkadaşlar. Siyah ya da beyaz lekeler olur. E, ve yapraklarında biraz buruşmalar, sor, yumuşaklıklar olur. Ama çok su verdiğimizde de eğer tabağı varsa toprağı su tutan bir topraksa bahçe toprağı gibi e, su tutan bir topraksa o da çiçeklerimize kök çürümesi yapmasını sağlar. O yüzden kararında ve azar azar sukulentlerimizi sulamamız gerekiyor. Hani bazılarımız içeride bakıyor ama bazılarımıza dışarıda bakıyoruz. Mesela ben sukulentlerime dışarıda bakıyorum. Sadece kış aylarında birazcık dikkat etmem gerekiyor. O da mesela şöyle eksiye düştüğü zaman hava durumunu kontrol ediyorum arkadaşlar. Çünkü benim balkonumda çok çiçek var. Kalonşolarım var ve bu prensesimizde kalonşo Marmaroto Marma, marmoroto arkadaşlar. Kalonşa Marmaroto. Biraz yabancı dilim yok arkadaşlar. Hiç kusura bakmayın. Ben kalonşa marmarata diyorum. Evet gördüğünüz gibi çizgili zebra desenli yaprakları var. O kadar da güzel böyle bordo yaprakları harika. Güneşten de daha çok güzel oluyor. Ben sabah güneş alan penceremde dış tarafta duruyorlar arkadaşlar. İç iç tarafta değil de dış tarafta duruyorlar. Gördüğünüz gibi de kış renklerini kalonşolar şeyler paralon kalonşoda kaldı aklım sukulentler almaya başladılar böyle harika da güzel oldular aslında bunların kelle kesimi yapılacak ama şimdi ben kış aylarında yapmayacağım bahara yapacağım nasip olursa kelle kesimi şuradakini hemen keseceğim arkadaşlar bakar mısınız şuna bir saksıdan diğer saksıya atlamış ve oraya saçak atmış ve orada tutunmuş ve iki saksıyı birden götürüyor. Nereye götürürsek götürelim, iki saksıyı birden taşıyor. Evet, onun da kesimini yapacağız. Sukulentlerin ayrı bir bakımını, bebek üretimini, bebekleri onlara ayrı bir göstereceğim arkadaşlar ama bu seferki videomda da şöyle prensesimize özel harika bir video olsun istedim. Evet, kaya koruğumuz, bitki örtücü olarak saksı, yer örtücü olarak da kullanılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu da çeliğinden kolayca tutan hatta şöyle minik yapraklarından da sukulentler gibi sulu yapraklı olduğu için saçak atması mümkün. Ama siz böyle fazla uzamasını istemiyorsanız dip kısımlarına şöyle yaprak kenarlarından tepesini kestiğimiz zaman yeni yeni filizler verecektir. Hemen şuradaki prensesler gibi yeni yeni filizler verip daha böyle bit örtücü olaraktan kullanılır. Ben o anki şeyde yer yoktu. Bu prensesimiz de çok küçüktü. Hemen orada dip kısmını eleştirdim. Ama baktım ki zaman içerisinde ortasından şöyle bir sap çıkartıyor böyle harikada prensesimiz tomurcuk veriyor. Evet. Bir yandan çayımızı içerken Emine Hanımcığım canım benim her zaman seni yad <laughs> ediyorum canım benim. E, afiyetle çayımızı yudumlarken bir yandan da şöyle dedim sukulentlerimin e, kalan şu marmaratamın e, videosunu çekeyim istedim evet e, çok güzel ya ama çiçeğini de çok merak ediyorum bilmiyorum e, çiçeği çok kötü atsa da yani çirkin atsa da benim için hiç çirkin kötü yok da çiçeklerde e, yani gösterişsiz açsa da bence yaprağı o gösterişi zaten kapatıyor Evet tam video anında kapımız çaldı ve kapımıza baktık arkadaşlar. Evet malum ev, evimin önünde yani kapımın önünde dış tarafta ekmek satışım var. E, oradan ekmeklerime satış yapıyorum böyle. Sabah sabah da biraz yoğun oluyor. Olsun ama ne yapalım. Yeter ki videomuzu 10 de kessek artık kusurumuza bakmayın. E, yeter ki para, sat, e, para kazanalım. Ekmek satalım canım benim. Müşterimiz bol olsun inşallah. Evet tüm iş yerlerine buradan... Belki de iş yerlerinde beni izleyenler, takip edenler vardır. Rabbim bol bol kazanç versin. inşallah nasibiniz bol olsun arkadaşlar. Evet kalonşomuz, kalanşo marmara hatamız inşallah çiçeğinde yakın zamanda görürüz. Şöyle çok e, sapona uzatıyor ama bir karış oldu hemen hemen. E, çok minnacık, böyle çok cansız arkadaşlar. Yaklaştırsam e, puslu oluyor. Tam görükmüyor. Nasıl yapsam bilmiyorum. Evet tam net gözüktü. Gördüğünüz gibi tam net gözüktü benim prensimin tomurcukları. Minnak minnak böyle tomurcuk veriyor. İnşallah çiçeği de güzel olur ya ama çiçeği de güzel olmasa da ben çok seviyorum ya. Şöyle aklım gidiyor ne bileyim. E, çiçek sevgisi böyle demek ki. Canım benim Hatice Hanımcığımın, Hatice teyzemin de Kulaklarını buradan çınlatacağım tekrardan çiçek hastası Gülay Hanım'ın videosuna bakayım diye gerçekten de biz hastayız arkadaşlar çiçek hastasıyız ama Rabbim böyle güzellikler versin hep Rabbim başka hastalık başka dert vermesin buradan da tüm hastalarımıza dua edelim arkadaşlar kul Müslüman Müslümana duası daha çok kabul olur. Ve dilden söyleyelim ki hem yürekten hem dilden söyleyelim ki inşallah hastanelerde hastane kapılarında bekleyen şifalar bekleyen Rabbine el açıp dua eden tüm kardeşlerimizin duasını Rabbim kabul etsin. Hastalıklar şifalar versin inşallah. Evet biz böyleyiz. Benim prenseslerime bir video daha çekeceğim hem e, toprak yapısını, hem nasıl bakıldığını, hem bebeklerini, hem nasıl bebek üretildiğini onlar da göstereceğim ve e, ondan sonra tekrardan balkonuma e, şey pencere kenarına o dış tarafa tekrardan bu prenseslere koyacağım arkadaşlar. Bu arada Instagram hesabından ve TikTok hesabından da takip edebilirsiniz. Ve arkadaşlar abonelikler tamamen ücretsizdir. Kanalıma gönül rahatlığıyla abone olabilirsiniz. Ve zil butonunu da açarsanız bütün yeni yayınlayacağımız videolardan haberdar olursunuz. Evet şöyle bir yandan da çayımızı içelim. Şöyle tabak çay e, bardak altlığım. Emine Hanımcığım canım benim. Elemeyi göz nuru. Evet e, arkadaşlar şöyle yapalım. Hemen e, Zil butonunu da açarsanız dedik ve bütün yeni yayınlayacağımız videodan haberdar olursunuz. Size bildirim gelir. Ve arkadaşlar bir çiçek, böcek, emojide olsa yorumlar kısmına eklerseniz çok sevinirim. Şimdiye kadar destekte bulunan arkadaşlarıma, yeni gelen takipçilerime iyi ki varsınız. Hepinizden Allah razı olsun. İyi ki desteklerinizi veriyorsunuz. Allah razı olsun. Ve Rabbim ne muradınız varsa versin. Bütün dualarınızda kabul etsin. inşallah güzel dileklerinizi ve dualarınızı. Evet bugün Cuma gibi böyle Cuma duası yapar gibi dua yaptık ama Rabbim e, her zaman el açıp dua etmeyi, dualarımızı kabul etmeyi nasip etsin inşallah bizlere. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Her zaman görüşmek üzere. Bir diğer videomda inşallah dur bakalım neler paylaşacağız, hangi çiçeğimizi paylaşacağız. Ama şöyle benim e, bir çiçeğim daha var. Daha önce videosunu paylaşmıştım. Şimdi çok güzel çiçekleri var. İnşallah bir diğer videomda onu paylaşacağım arkadaşlar. Evet, sağlıkla sıhhatle kalın. Hoşça kalın. En güzel terapi çiçek terapisi ve böyle terapiler yapalım kendimize. Böyle çiçeklerimiz ay yaprak çıkarmış, şuradan bebek çıkarmış derken mutlu olalım arkadaşlar. Evet, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.